Tamam, dur, ateş etme. Oo, siz mi geldiniz? Ulan tam da yerinde yakaladınız ya. Bir önceki bölüm var ya, şu bizim adada bıraktığımız adam geri gelmişti. Ne olur sıkma lan, benim salam bacaklı Feru'm olacak. Ula bana ne senin salam bacaklı Feru'ndan. Ben önlemem. Bir önceki bölümü nasıl kaçırırsınız yahu? Ben orada resmen bu adamı indirmeye çalıştım. Faruk, senden intikamımı alacağım. İşte bir önceki bölüm. Ne olur yapma lan. Çoluğum çocuğum var, yapma. Bana ne olan? Bana ne he? Bir tane sorusun orospu yüzünden beni odada bir yıl aç bıraktın. Aç. Ne olacak bu millet? Ulan ne var bunda ya? Survivor'da herkes aç. Ulan bu mu senin savunman? Ha, bu mu senin savunman? Biz burada Survivor mı oynuyoruz? Bittin oğlum sen, bittin. Of, nerede kaldın Faruk? Yatak odasından ne alıyorsun ya? Vallahi sabırsızlanmaya başladım. Faruk ne oluyor? Faruk yat yere, Faruk ne oluyor? Ah. Victor, ulan aşağılık herif. Ulan bittin lan. Bittin şerefsiz herif. Kaldır lan ellerini. Ne olur yapma. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Victor ağır yaralanmıştı. Şimdi gördüğünüz gibi çatıdayız. Ve orası acayip derecede kaynıyor. Gördüğünüz gibi onbaşı falan gelmiş. Bayağı bildiğiniz bordo belirler her yerde. Şimdi çatıdayız biz de. Helikopter burada. Bakalım Faruk nasıl bir karar verecek. Hadi başlayalım. Faruk saçmalıyorsun Faruk. Bizimle gelmen lazım. Faruk görmüyor musun? Bordo bireyler gelmiş. Hayatım. Küçük Faruk'u düşün hayatım. Küçük Faruk için benimle gelmen lazım. Alev anlamıyorsun. Victor'ı bırakamam. Benim için kurşun yedi Alev. Anlıyor musun sen he? Benim için kurşun yedi. Ben onu orada nasıl bırakırım Alev? Yatıyor orada, görmüyor musun? Ölmeyi bekliyor resmen. Bırakamam. Patron, ne olur git deyin lan. Bir şeyleri yap patron. Yapabileceğim bir şey olsa yapardım Faruk. Biliyorsun ben de Victor'ı seviyorum. Lakin bordo bereliler kapıma kadar dayandı Faruk. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Victor'ı ölüme terk etmeliyiz. O senin için altından silah çaldı patron. Hiç mi utanmıyorsun he? Hiç mi utanmıyorsun? Yapacak bir şey yok diyorum sana Faruk. Daha neyi anlamıyorsun? Hadi gel bizimle. Bırak Victor'ı, ne yapacaksın? Peki ya siz hayal ettiğimi? Siz hiç üzülmüyor musunuz ulan? Victor'ı sevmiyor musunuz? O sizin silah arkadaşınızdı. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Efendim, bir komutanımız nasıl emrederse öyle olur. Ulan Victor da sizin komutanınız değil miydi? Evet efendim, Victor da komutanımızdı. Ulan o zaman onu niye burada bırakıyorsunuz he? O sizin silah arkadaşınız değil mi? İnsan silah arkadaşına sahip çıkmaz mı? Alev anlıyor musun? Benim için kurşun yedi. Ben gelemem Alev. Victor'ı o halde bırakamam. Bence bırakmanız daha zekice olur efendim. Yani siz bilirsiniz ama Victor Bey'in fazla bir ömrü kalmadı. O kurşun içeride döner. En nihayetinde Victor Bey'in arkadan bir döner. Ulan bu kadar meraklıysan git dönerci dükkanı aç pezevenk. Allah Allah ya. Alevciğim kusura bakma, ben gelmiyorum. Victor'ı bırakamam, anlıyor musun? Victor'ı bırakamam. Faruk ne saçmalıyorsun sen? Ben çocuğunun annesiyim. Karnımda bebeğini taşıyorum Faruk. Beni nasıl bırakırsın hayatım? Benimle gelmen lazım. Alev, şimdi seninle gelirsem salam bacaklı Feru'a büyüyünce ne anlatacağım he? Baban kaçtı oğlum. Onun için kurşun yiyen adamı ölüme bıraktı oğlum. Baban aşağılık bir adam oğlum mu diyeceğim? Ne diyeceğim ben Alev? Faruk anlıyorum seni. Bırakmak istemiyorsun ama. Beni de anla hayatım. Ben tek başıma ne yapacağım Faruk? Hamileyim. Lütfen. Kusura bakma Alev. Kusura bakma. Ben bunu yapamayacağım. Hadi gitmemiz lazım. Faruk kararını verdin mi? Gelmiyorum ben patron. Alev sen de çık buradan. Madem yanımda durmayacaksın çık git. Faruk hani yurt dışında yaşayacaktık? Hani beraber olacaktık? Hani çocuğumuzu büyütecektik? Salam bacaklı Feru, ben siz de büyütürsün Alev. Hadi ben şimdi silah arkadaşımı satamam. O benim için kurşun yedi. Efendim hadi gidelim. Vallahi ben barda belerlerden çak karkıyorum. Beni tetiklemasınlar. Ben diplomalı bir doktorum. Sen nereye gittiğini sanıyorsun doktor? Bir dakika. Sen benimle burada kalıyorsun doktor. Yok öyle kaçmak. Victor'ı iyileştirmeden bir yere gidemezsin. Efendim bir şey yapmayacak mısınız patron? Faruk ne yapıyorsun şekerim, indir silahını. Ben bu doktoru bulacağım diye var ya kaç yer gezdim biliyor musun sen? Bunun gibi profesyoneli yok. Onu burada bırakamam Faruk. Beni bağlamaz patron. Beni bağlamaz anlıyor musun? Ben bu adamı yanımda götüreceğim. Hayal ettim. Müdahale edin. Neyi bekliyorsunuz? Alın şunun elinden silahı. Ulan sizde de azıcık yürek varsa Victor'ın peşinden gelirsiniz. Kusura bakma patron. Biz de silah arkadaşımızı bırakmak istemiyoruz. Victor'ın yanında duracağız. Faruk Bey'le beraberiz. Aslanlarım benim. Gelin böyle gelin. Ne saçmalıyorsunuz siz şekerim? Ben sizin komutanınız değil miyim? Hayal ettim. İtaatsizlik ediyorsunuz. Kusura bakmayın efendim. Silah arkadaşımızı bırakmamız doğru olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Ya patron duydun mu? İşte böyle olacak lan. Adam olacaksın, akıllı olacaksın. Ne öyle silah arkadaşını bırakıyorsun? Alev hadi kuzum sen git. Faruk. Şayet şimdi benimle gelmezsen.
Çocuğunu görmene bir daha asla izin vermem Faruk. Anlıyor musun? İsmimi, cismimi, her şeyimi değiştiririm Faruk. Bir daha oğlunu göremezsin. Alev! Alev, ne saçmalıyorsun sen? Alev, ne diyorsun? Ben nereye gidiyorum lan? Alev, ne diyorsun sen? Duydun beni Faruk. Şayet şimdi benimle bu helikoptere binmezsen, bir daha benim yüzümü göremezsin, anlıyor musun? Alev, sen bunu söylüyor olamazsın. Beni salam bacaklı Feyruk'tan mahrum edemezsin Alev. Böyle bir hakkın yok. Faruk, sen kararını çoktan vermişe benziyorsun. O zaman bundan sonra beni ne arayıp ne soruyorsun, anladın mı beni? Hadi Yakup, gidelim. Burada artık ben cidden sıkıldım. Bana değer veriyorsun sandım Faruk, yazıklar olsun. Alev, cidden böyle düşünüyor olamazsın. Patron, patron, sen nereye gidiyorsun lan, gel buraya. Allah Allah, sen lider değil miydin? Patron. Yapacak bir şey yok şekerim, benim buradan kaçmam lazım. Öyle değil mi Alevciğim? Ay kesinlikle Yakup, bir akıllı sen varsın burada. Alev, bana bu ihaneti yapamazsın. Alev, çocuğumu göstermen lazım bana. Kusura bakma Faruk, o tren raydan çıkalı çok oldu. Hayır, hayır Alev. Alev, gidemezsin. Alev, anlıyor musun beni? Ben söyleyeceğimi söyledim Faruk. Hayır ulan, izin vermem. Hayır, aç şu kapıyı. Aç. Merak etme Faruk, salam bacaklıya ben bakarım. Hadi oğlum, uçur sen de. Hayır ulan, hayır, gidemezsiniz. Hayır, izin vermem. Salam bacaklı Feru getirin buraya. Ulan yazıklar olsun ya. Alev, ben sana güvenmiştim. Ulan şu kapı açıkmıştı, keşke oradan girseymiştim. Ulan yazıklar olsun be. Alev'i görüyor musunuz? Resmen bana resti çekti. Ben seni böyle tanımamıştım. Bir daha çocuğunu göremeyeceksin Feyruk dedi. Ulan yazıklar olsun be. Doktor. Yürü doktor. Yürü. Bizimle geliyorsun doktor. İyileştireceksin bir ihtırı. Anladın mı lan? Aa, efendim, artık patron sizsiniz. Nasıl isterseniz. Yalnız ben öyle 300 bin 400 bin falan veremem. Anladın mı lan? 10 liraya falan çalışacaksın. Param yok. Aa, anladım. Tamam beyefendi, ne olur silahınızı indirin. Tamam, indiriyorum. Beyler, siz de indirin. İndir oğlum, indir. Rahat. Şşt lan, indirin tamam. Abartmayın. Hayal ettim. Siz benden emir almıyor musunuz ya? Oğlum size indirin diyorum. Manyaklar ya. Daha yeni emrimi dinlediler. Yürü doktor, gidiyoruz, yürü. Victor'ı mutlaka iyileştirmen lazım. Anlıyorsun değil mi beni? Victor benim için kurşun yedi. Onu bırakamam. Artık onunla bir kardeş gibi bağlandım ben. Nasıl olsa kanımı da vereceğim. Kan kardeş olacağız Victor'la. Gel doktor, gel. Buradan gel. Hop, görüyor musun? Direkt odadayız. Ulan sen gitmedin mi? Sen patronun adamı değil misin? Efendim sakin olun. Patron bizi sattı sonuçta değil mi? Artık patronumuz sizsiniz. Efendim, kapıdaki adam sizinle görüşmek istiyor. Komutan sanırım. Komutan mı? Bu onbaşı olsa gerek. Tamam. Ulan benim kanımı al da ben şu onbaşıyla görüşeyim doktor. Hadi. Aa, tamam, siz şöyle geçin, kanınızı ben sizin alacağım. Tamam mıdır doktor? Aa, kesinlikle tamam efendim. Kanınızı aldım. Victor Bey'i iyileştirmeye başlıyorum. Güzel, sen o işe başla. Oğlum, hayal etti mi? Yürüyün bakalım. Şunları bir karşılayalım değil mi? Kim olduğumuzu gösterelim. Gelin böyle, gelin. Ahan da onbaşı orada. Onbaşım, selam, ne yapıyorsunuz ya? Oha lan. Oğlum bu ne böyle? Kurbanlıkta neye mi giriyorsunuz ya? Bu kadar fazla değil mi? Ula sipiti, seni burada bulacağımı biliyordum Faruk. Faruk oğlum ne oluyor? Çek şu adamlarını kapıdan. Burayı orama, tarama, yokma, yıkma, vurma, kırma emrimiz var. O nasıl bir emir onbaşım ya? Bir de yatırıp yani. Faruk, siz devletten çok önemli bir silah çaldınız Faruk. O minik kana bizim ihtiyacımız vardır. Bence aslında yoktur. Ne yapacaksınız onbaşım ya? Çalınmış gitmiş yani değil mi? Şerefsizler çalıyorlar işte. Ula sepeti. Dolga geçme. İfademde senin de odunu geçirdim. Yani dolayısıyla sana da geçirdim. Senin içinde tutuklama emrimiz var Faruk. Onbaşım, beni kanser etmişlerdi içeride. Beni tekrar içeri alamayacaklarını söylemişlerdi. O ufak tefek suçlar içindir. Bonka soygunu gibi. Oğlum sen askeri bir silah çaldın. Seni değil hapse almak, götüne roket bağlayıp uzaya bile fırlatırlar. Sipiti. Onbaşım, sizi anlıyorum. Elinizde emir var. Yukarıdan emir almışsınız. Ama ben bu evden çıkamam, anlıyor musunuz onbaşım? Siz de bu eve giremezsiniz ben burada olduğum sürece. Faruk, 7 tane daha tim hazırda gelmeyi bekliyor. İşleri zorlaştırmadan teslim olun. Oğlum içeri çekilin lan, hadi bakayım. Faruk sen ne yaptığını sanıyorsun? Bak onbaşım, buralara kadar gelebilirsin, buralarda böyle takılabilirsin falan filan ama böyle geçemezsin, anlıyor musun onbaşım? Bu kapıdan geçtiğin an seni vururum onbaşım, hiç şakam yok. Bordo verirler. Sizi de vururum. Akıllı olun lan. Faruk, eski birliğine boş mu kaldırıyorsun sipiti? Anlayamazsınız onbaşım. Anlayamazsınız. Size anlatsam da anlayamazsınız. Bana bakın lan.
Buradan geçmeye çalışan olursa acımadan vurun, tamam mı? Kim olursa olsun. Nikka. Bizim silahlar boş Nikka. Hiç mermi yok ki. Biz gösterişini alıyorduk elimize. Ulan Allah belanızı vermesin. Silahlarınız boş mu? Gerizekalılar. Kapıda niye dikiliyorsunuz o zaman? Nikka. Korkutmak için. İnsanlar kaçıyor silah görünce. Ulan aferin size gerizekalılar. Bari içinde kurşun varmış gibi yapın da korksunlar. Hadi bakayım. Kimse yaklaşmasın Nikka. Faruk Bey'in emri var. Buradan geçeni vururuz. Silahlarımız dolu. Mermisi yok falan sanmayın. Vallahi var. İstiyorsanız sıkayım mı? Ulan gerizekalı, bir de şarjörü çıkartıp göstereydin. Allah Allah ya. Yürüyün oğlum, gelin gelin. Siz benimle gelin, gel. Hayal ettim. Gelin böyle. Bakalım Doktor Victor'a ne yapıyor? Komutanım, emriniz nedir? Giriyor muyuz? Ulasi pihti. Nereye giriyorsun? Orduya ait bir tane minikam var ellerinde. Delik deşik mi olmak istiyorsun? Efendim, biz özel eğitim aldık. Bir şey olmaz. Ula oğlum, tavırlara girip durmayın. Tamam, o eğitimi ben de aldım ama abartmayın, abartmayın. Ben dediğim zaman gireceksiniz. Ne zaman gireceğiz efendim? Sabırsızlanıyoruz artık ya. Hadi, emri verin. Ula sipitti, hava bir korarsın, acele etme. Bunların uykusu geldiği an uykularında olacağız bunları. Anlıyor musun? Ayrıca o silah milyon dolarlık silah oğlum. Ne yapıyorsun sen? Öyle kafana göre giremezsin. Doktor ne yaptın da lan? Doktor ne yapıyorsun doktor? Tıpta yeni buldum. Tedavi yöntemini tanıyorum. Doktor bence yani çakma müteahhitlik yapıyorsun sen burada. Doktor ne yapıyorsun? Kürtaj mı yapıyorsun doktor adama? Merak etmeyin, karşını çıkartıyorum. Faruk sen gitmedin mi? Ne işin var burada? Yok Victor, gitmedim. Victor ya, hiltiyle delinmek nasıl bir his? Gıdıklıyor Faruk. Doktor, adamın sesi şemali şekli kaymış, yapma gözünü seveyim, ölmesin. Biz konuşurken kurşun dönmüş, ta atar damara kadar dönmüş. Onu çıkartmak için hilti vuruyorum. İnşallah tıbbi bir şeydir çünkü adam hiltiyle deliyor. Neyse, oğlum kapıdan ayrılmayın tamam mı? Bordo veriler her an operasyon yapabilir. Ayrıca şu camlara da bir şeyler çekin tamam mı? Oradan gaz bombası falan fırlatmaya çalışacaklardır. Hadi oğlum kapatalım burayı. Be valla birazcık huzur buldum ya. Ulan uykum da geldi ha. 5 saat geçti. Aha geldi valla hayal ettiğimi. Hayırdır oğlum, ne oldu, niye geldin? Efendim Victor Bey'in ameliyatı tamamlandı. Gelmenizi istiyor doktor bey. Ameliyatı tamamlandı mı? Ulan Victor, iyileşeceğini biliyordum. Allah'ına kurban. Hadi gidelim oğlum hemen. Bakalım ne olmuş Victor'a. Victor iyi misin? Victor nasılsın canlı yediğim? Victor ayaklanmış. Victor iyi misin Victor? Doktor ne yapıyorsun Victor'a ya? Kalp atışlarını dinliyordum beyefendi. Victor bey şu an gayet iyi. Faruk gitmemişsin. Helikopterle neden ayrılmadın? Seni bırakamazdım Victor. Özellikle de benim için kurşun yedikten sonra. Bana sıkan o elemanı ne yaptın Faruk? İnfaz etmedin değil mi? Bana lazım o. Sen onu dert etme Victor. Ben onu çok güzel bir yere sakladım. İyi. Onunla sonra görülecek bir hesabım var. Faruk ne durumdayız? Kapıda 4 tane bordo bereli timi var. 7 tane daha gelebilirmiş. Öyle tehdit etti beni onbaşı. Ne yapacağız lan Victor? Yapacak tek bir şey var Faruk. Silah hala duruyor mu? Bilmiyorum ki. Helikopterle götürmedi galiba patron. O halde garaja bir bak Faruk. Silah orada mı? Tamam Victor. Sen burada dur. Garaja bak, silah var mı? Hemen bakayım garaja. Garaj. Hah burasıydı değil mi? Garaj. Anam. Minigun burada. Ulan balkondan sarksalar alırlarmış. Tabii dikkatsizlik. Ben alayım hemen. Ey yavrum ey. Minigun'a bakın lan. Anam. Oğlum çok güzel bir şeymiş. Victor. Buradaymış Victor. Getiriyorum sana hemen. Allah. Ulan ne kadar ağırmış ya, hayvan gibi. Acaba gerçek altından mı yapmışlar? Yok canım, boyadır değil mi? Tabii boya. Selam Victor. Görüyor musun Victor? Buradaymış. Faruk. Gidip karşılayalım mı şunları? Olur Victor. Hadi gidelim. Selamın aleyküm onbaşım. Ne yaptın? İyi misin? Onbaşım ya. İftarı burada mı açtınız? Top patlamadı. Ben duymadım da. Ulası bitti. Senin yüzünden 5 saattir bekliyoruz Faruk. Aç kaldık. Aç. Ulan bu aç kaldık bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Neyse. Onbaşım ya. Bir şey diyeceğim. Nasıl? Minigun'um güzel mi? Ulası bitti. O ordunun minigun'u değil mi? Faruk. Getir oğlum onu buraya. Hadi Faruk yapabilirsin. Evet onbaşım yapabilirim. Aferin Faruk yapabilirsin. Evet getir hadi. Ama yapmaya da bilirim onbaşım. Oğlum gel buraya. Olmaz onbaşım, kusura bakma, bunu benden isteme. Minigun'u sana vermeyeceğim. Faruk ne yapıyorsun, delik deşik edecekler. Dur Victor, aklıma bir şey geldi. Onbaşım gelirseniz hepinizi tararım onbaşım. Görüyor musun, makine hızlı valla. Oğlum siz sakın aklınızdan bile geçirmeyin.
Valla uçurur hepinizi, anlıyor musunuz? 1000 tane mermi var içinde. Tamam Faruk, sakin ol. Ben sakinim onbaşı. Yaklaşmayın. Tararım. Tararım ulan. Yaklaşmayın. Faruk indir şunu. Ya Victor sen bir dur ya. Allah Allah. Onbaşım, bazı isteklerimiz olacak. Ulan tamam, hapse girince sana iç çamaşırı getireceğim. Söz veriyorum Faruk. Hayır onbaşım, öyle değil. Onbaşım, biz buradan sağ salim çıkıp gideceğiz. Karşılığında da sana bu silahı vereceğiz. Zaten bir işimize yaramaz bizim. Peki ya hepinizi indirip o silahı olsak ne yapacaksın? Onbaşım, o da bir seçenek. Ama denemek istiyor musun gerçekten? Bak bu çok seksi bir silah benziyor yani. Benim elimde bir canavara dönüşebilir. Komutanım, neyi bekliyoruz? Öldürelim şunları. Ula oğlum, sen ateş açmadan o hepimizi öldürür. Görmüyor musun silahı? Ya komutanım, hedef zaten görüş alanımızda. Bırakın kafasına bir HS atayım. Ula sipiti. HS atacakmış. Bak bak bak. Sanki Counter Strike oynuyor pezevenk. Nereye atıyorsun? Komutanım, izin verin vurayım. Ulan asker, seni çok heyecanlı gördüm. Gerçekten vurabileceğini düşünüyor musun? Oğlum bak, tarasam hepiniz gidersiniz. Saçmalamayın. Çekilin diyorum lan. Uyarı ateşi bu. Çekilin. Tamam Faruk. Çekiliyoruz. Ha şöyle onbaşım ya. Bak görüyor musun? Araç girişi rahatladı onbaşım. Buradan vezir vezir araç girer. Nasılsınız onbaşım, iyi misiniz? Oğlum, sizden birkaç isteğim var. Ondan sonra silahı bırakacağım. Onbaşım, öncelikle buraya bir helikopter istiyoruz. Helikopter. Tamam Faruk, kolaydır. 1 milyon dolar nakit para. Bankada bayağı hesap altın maltın cart curt, onlardan istiyorum. Ondan sonra onbaşım yeni kıyafetler istiyorum. Ondan sonra bagetti çiron istiyorum. Ondan sonra onbaşım güzel araçlar istiyorum. Yatlar, katlar, villalar. Ula sipiti. İstiyorsan bir de ülkeyi boşaltalım. Direkt boşuna geç. Yok onbaşım, ben o kadar istemiyorum. Ula sipiti. Saçma sapan konuşma Faruk. Elindeki silah değerli. Lakin o kadar değil. Peki o zaman onbaşım. Sadece helikopter. Şimdi çatıya. Bir saat içinde. Tamam Faruk. Helikopter istiyorsun. Ben hemen orkaya gidip çağırıyorum. Tamam onbaşım. Çatıda bekliyorum. Sizden iki kişi çatıya gelebilir silah almak için. Muhammed, Mustafa. Hadi oğlum yürüyün. Emriniz olur komutanım. Gel Victor gel. Helikopterimiz geliyor. Kurtulacağız buradan. Gel Victor. Tamam bordo belirler. Sakin olun. Yarım saat geçti zaten. Aha. Helikopterimiz de geliyor. Sakin oğlum. Silah bırakacağız sakin. Bu yaptığına inanamıyorum Faruk. Sen bizden biriydin. Ne oldu sana böyle? Hayat şartları bir kardeş. Çok kötü hayat şartları biliyor musun? Bu devirde çok kötü. Hainlerin safına geçtin ha Faruk. İnanamıyorum sana. Verdiğimiz eğitime yazıklar olsun. Ulan ben askerdeyken siz yoktunuz. Neyin havasını yapıyorsunuz lan? Hepinizden kıdemliyim ben. Neyse helikopterimiz geliyor. Tamam mı? Alacaksınız silahınızı. Sakin olun. Ah geldi. Victor gel, Victor gel. Neyse beyler, sizinle takılmak bir keyifti. Biz gidiyoruz. Hadi Victor, doktoru da alalım da gidelim. Doktor gel lan buraya, sesime gel. Hah, doktor geldin mi? Doktor hadi gidiyoruz, yürü. Faruk Bey, o elinizdeki ne öyle? Onunla ne ameliyatlar yapılır var ya. Kurşun da döner 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 seviyesine gelmeden halledilir. Ula saçma sapan konuşma, bin şu helikopteri tarayacağım şimdi ya, Allah Allah. Hah yürü bakayım, geç öyle, otur. Aferin. Gençler, kusura bakmayın, araçta iki kişilik yer kaldı. Yani malumunuz helikopterimiz dar. Zaten sizin bir suçunuz yok. Silahlarınızı bırakın teslim olun. Ben sizin kefaletinizi ödeyeceğim, tamam mı? Faruk Bey, sizinle çalışmak bir onurdu. Silah arkadaşımızı bırakmadınız, sağ olun. Estağfurullah canım yani. Ben de kaliteli bir insanımdır. Tabii hiç kendimi övmeyi sevmem ama. Victor, yürü lan gidiyoruz. İşte ondan sonra Deagle'ları çektim. Verdim odunu. Hepsi öldü. Vay be, ne baba gitmişsin sen de. Yani silah verin artık. Gidiyorsanız gidin hadi. Kusura bakmayın oğlum. Yani sizi de böyle satıyormuş gibi oluyor ama. Evet beyler, ben artık gidiyorum. Victor, hah bindin mi, tamam. Bundan sonrası artık sizindir. Bunlar teslim olacak. Ben araca biner binmez artık sizindir. Haydi görüşürüz. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Gençler kusura bakmayın ya. Siz de böyle riske attım ama. Kusura bakmayın. Elden bir şey gelmez. Hadi pilot havalan. Yapacak bir şey yok. Siz iyi bir askerdiniz. Sizin kefaletlerinizi ödeyeceğim, merak etmeyin. Pilot kardeş, bizi şöyle manzaralı bir yere götür, tamam mı? Haydi bakalım. Doktor nasıl? Güzel mi manzara? Güzel değil mi? Haydi gidiyoruz. Oh be Victor, gördün mü? Kurtulduk. Ben sana demiştim, ben seni kurtarırım Victor. Eyvallah Faruk, sağ ol. Yalnız Faruk, nereye gidiyoruz biz? Faruk, burası askeri karargah, ne yapıyor bu? Lan manyak, ne yapıyorsun oğlum? Şşt! Lan, askeri karargaha götürüyorsun bizi. Efendim, korkmayın, askeri karargahın üstünden göçüp gideceğiz. Ha tamam. Victor bir şey yok ya, karargahın üstünden geçecekmiş. Faruk, karargahın üstünden geçilmez ki, vururlar. Sakin olun sakin, karargahın üstünden geçeceğim diyorum. Haydi bakalım, şöyle ileriye gidiyoruz. Merak etmeyin, hiçbir şey olmayacak, sakin. Sakin olun, sakin 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 sakin. Şöyle inişe geçiyoruz. Ve oluyor bitiyor.
Tamamdır. Ulan oğlum sen ne yaptın? Yahu korkulacak bir şey yok. Sakin olun, bakmayın öyle bana. Ulan karargaha indik. Ne yapıyorsun sen? Ulan sakın kımıldamayın zipitiler. Bittiniz artık. Oğlum bordobereller geldiniz mi? Durun göremiyorum. Bordobereller olan oğlum şunları. Olalalalal. Ulan bu ses. Çıkın oğlum çıkın. Ocumam vururum. Forek in. Ulan bu onbaşı mı? Onbaşım siz misiniz? Dur koskı çıkartayım da tonu beni. Aman Allah'ım. Vallahi de onbaşı. Kaldır ellerini Forek, bitti artık. Victor, Victor yakalandık. Hadi çıkalım artık. Sakin ol bordobereli kardeşim. Sakin ol. Ulan sakin ol dedim, silah doğrulttu adamlar. Oha. Aa bir dakika, ben bu beyefendileri tanımıyorum. Yardım edin, bunlar beni kaçırdılar. Ben doktorum, benim lisansım var. Yardım edin. Ulan doktor, patrondan 400 bin söğüşlerken iyiydi değil mi? Yalan söylüyor onbaşım. O patronun doktoruydu. O var ya, adamları kesiyor, biçiyor, organlarını çalıyor. Tutuklayın onu da. Ulan demek organ çalıyorsun he. Aa kesinlikle yalan. Vallahi çalmıyorum. Ula yat yere sipiti. Sıktırtma kafana. Oh be, sonunda yokaladım ikinizi de. Hatta üçünüzü. Forek, çok yanlış yaptın oğlum. Anlıyor musun? Bordobereleri satmakla çok büyük bir yanlış yaptın. Onbaşım, anlatsam da inanmayacağınız bir sebepten dolayı yaptım. Yoksa size silah doğrultmak hiç niyetim değildi. Onları artık hapiste birbirinize anlatırsınız Forek. Onbaşım, bana Alevi bulmanız lazım onbaşım. Çocuğumu bir daha bana göstermeyecekmiş. Salam bacaklı Feru'yu göremeyecekmişim. Kız çok haklı Forek. Sen böyle nomussuz... Oğlum sen niye oturmuyorsun? Otur lan. Sen böyle nomussuzluk yaptığın sürece kızın bence göstermemesi normal. Aferin oğlum, otur böyle. Nomussuzluk yapma lan. İşte Forek, geldi sizin ekip oracı da. Hoş geldiniz beyler. Bu iki CPT'yi ortadan mol çaldılar. Bunları getirin. Emredersin Nikko. Yürüyün lan, gidiyoruz. Forek, hapis hayatında başarılar. Ulan ya, bu kısmını hiç hesaba katmamıştım. Onbaşım, ne olur onbaşım bizi bırakın. Geçti o CPT, geçti. Sen çizgiyi açtın Forek. Bizi soyduğunda sana demiştim. Bunun için hapis yatacaksın diye. Faruk, hiç sıkıntı yapma. Hapiste tanıdığım çok. Onlarla beraber vakit geçiririz. Döyden, seninkinin arkadaşları varmış. İyi işte, koynaşırsınız. Neyse onbaşım, hadi benim ocakta yemeğim var, ben gidiyorum. Sen de bırak lan şu silahını, Allah Allah. Delik deşik ettirme kendini, aferin. Ula Faruk, ne oluyor? Ne olsun onbaşım, bölüm bitti. Onbaşım, mesai de bu kadarmış değil mi? Hadi ben gidiyorum. Faruk, bitti mi? Bitti bitti Victor, hadi gidelim. Bölüm bittiğine göre biz gidiyoruz. Görüşürüz. Kusura bakma. Haydi Faruk gidelim, atla. Nasıl yani? Bölüm bitince siz böyle gidiyor musunuz? Ne yaparsın onbaşı? Mesai bu kadarmış. Haydi görüşürüz bakalım. İşte bölüm bitti. Hadi gidelim Faruk. Striptiz kulübünde takılırız. Yalnız kötü tutuklandık değil mi? Sorma be Victor. Sorma. Acaba bir sonraki bölüm ne olacak ya? Bilmem. Ama yine eğlenceli olur değil mi? Bölüm de bu kadarmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi onbaşı efsane bir plan yapmış. Faruk ve Victor hiç beklemiyordu. Beklemediği yerden vurdu ve bizimkileri yakaladı. Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi Faruk, bir çılgınlık yapıp atlayalım. Oğlum bana mı geliyor bu? Lan arkama da yapıştı ama. Tamam tamam. Ne oluyor ya? Allah Allah, bir kusurumuz mu oldu oğlum memur beylere? Tamam tamam, çektim kenara. Bir dakika kızlar. Memur bey, siz niye indiniz lan? Grup gibi indik. Memur bey, bir sıkıntı mı var? Kaldırın ellerinizi, kaldır kaldır kaldır. Kaldırın ellerinizi. Polis, yat yere. Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldırın diyorum size ellerinizi. Duymadınız mı beni? Yat yere, yat 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 yat. Kaldır ellerini. Kaldır. Anam. Memur bey ne oldu? Kırmızıda falan mı geçtik ya? Allah Allah. Niye sinirlendiniz? Sakin olun memur bey. Bir de konuşuyorsun ha. Leyla, destek çağır. Tamamdır, çağırıyorum.